Selamlar, tekrardan bu geniş masanın karşısında bir video ile daha karşınızdayım. Bir önceki videolarımda da söylemiş olduğum gibi bu masada sizlerin karşısında bir video çekiyorsam ya elimizde gerçekten bayağı iri bir ürün vardır ya da bu videoda olmuş olduğu gibi bilgisayar topluyoruzdur. Peki bugün ne mi yapıyoruz? Hızlı bir şekilde konuya girmek isterim çünkü bugün elimizde toplayacağımız bilgisayarın gerçekten güzel bir sürü parçası olduğundan dolayı anlatacağım bayağı fazla özelliği bulunuyor. Bugün sizlerle beraber oyunlarda gerçekten güzel bir performans alacağımız piyasadaki tüm oyunları ya ultra ya da yüksek kayalarda çok rahat bir şekilde kaldırabilecek kısacası bir oyuncu canavarını bugün beraber topluyoruz. Peki oyunlarda alacağınız deneyim konusunda bu kadar iddialı olmamın sebebi ne diye soracak olursanız bu elimizdeki ekran kartı. Elimizde Asus'un Dual RTX 3060 bir tane ekran kartı bulunuyor. Zaten bu ekran kartı gerçekten güncel piyasada güçlü olan bir tane ekran kartı. İçerisinde GDDR6 bir tane belleği bulunuyor. Aynı zamanda bu ekran kartı modelinizi overclock da yapabiliyorsunuz. Ve bununla beraber Nvidia'nın RTX ekran kartı ile getirmiş olduğu bazı nimetlerden yararlanabiliyorsunuz. Bunlar ne? RTX teknolojisi, yani oyunlarda size gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini sunan, yani bildiğiniz suya yansıyan gölgeler olsun veya metal bir yüzeydeki kendi gölgenizi olsun. Oyun deneyiminizi görsel açıdan güzel bir şekilde etkileyecek. Görsellikleri sunabilen bir tane teknoloji. DLSS, yani size oyunlarda yapay pikseller göstererek ekran karşısının üzerine düşmüş olan yükü biraz da azaltmaya yarayan bir teknoloji. Ve bu teknoloji gerçekten bayağı ileriye dönük bir teknoloji olduğundan dolayı ilerleyen zamanlarda bu bilgisayar çok güncel olmadığı vakitlerde bile çıkmış olan güncel yeni oyunları, mesela GTA 6 olabilir, efsane mi gerçek mi artık bilmiyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda çıkar veya çıkmaz, emin değilim ama GTA 6 gücünde olacak oyunları bile kaldırmasını sağlayacak olan bir tane teknolojidir DLSS ve bununla beraber refleks denilen bir tane teknolojisi daha bulunuyor bu RTX ekran kartlarının. Bu refleks teknolojisinin ise yapmış olduğu şey bilgisayar parçaları arasındaki tepkime süresini daha azaltarak FPS oyunlarında biraz daha hızlı bir deneyim, yani ekrandaki görüntüyü daha hızlı görmenizi sağlayan bir tane teknoloji. Yani FPS oyunlarında bir adım daha ileriye çıkıyorsunuz bu refleks teknolojisi sayesinde. Kısacası gerçekten bayağı güzel bir ekran kartı zaten RTX 3060. Yalnız tek merak etmiş olduğum şey şu var. Bu ekran kartımızın iki tane fanı bulunuyor. Piyasadaki birçok RTX 3060 ekran kartında veya bu yeni nesil RTX ekran kartlarında daha çok uç fan görüyoruz. Acaba soğutma konusunda nasıl bir performans yapıyor? Bunu beraber zaten FPS testlerimizde falan göreceğiz. Bilgisayarımızın bir diğer önemli parçası ise tabii ki nedir? İşlemci. İşlemci olarak da güncel piyasada benim de sevmiş olduğum işlemcilerden bir tanesi olan Ryzen 5 5600X bir tane işlemcimiz bulunuyor. Çok rahat bir şekilde ekran kartımızı besleyebilecek bir işlemci kendisi. 6 Core 12 Thread bir tane işlemci ve zaten yükselişe geçmiş olan markalardan bir tanesi. Bir önceki nesil işlemcilerle karşılaştırdığımızda bir önceki neslinin Ryzen 7'sinden bile oyunlarda daha iyi performans verebiliyor. Gerçekten bayağı güzel bir tane işlemci kendisi. Ve bilgisayarımızda bu işlemciyi soğutmak için işlemcinin kendi stok fanını kullanacağız. RAM olarak ise elimizde Ballistic 16x1 bir tane 16 GB'lık RAM'i bulunuyor. Bu RAM'imiz 3200 MHz. Aslında birçok oyuncu bilgisayarında tek RAM yerine mesela 16 GB RAM alacaksanız 2x8 RAM'ler tercih edilir. Neden? Çünkü bir tane RAM'in üzerine düşecek yükü siz 2 RAM alarak 2 tane RAM'in üzerine düşmesini sağlayarak hani bilgisayarı biraz daha rahatlatıyorsunuz aslında. Ama şöyle de bir şey var ki piyasanın artık hani 16 GB'dan 32 GB RAM'e kaymış olduğu da ortada olan bir tane gerçek. İleriye dönüklülük açısından aslında bir tane 16 GB RAM olması beni o kadar üzen bir durum değil. Yani ilerleyen zamanlarda bu bilgisayara bir 16 GB daha eklemesi yapabilirsiniz tabii. Bu da isteğe bağlı olan bir tane durum. Ondan sonraki parçamız ise anakart olarak ise elimizde Asus TUF Gaming B550M Plus Wi-Fi bir tane anakartımız bulunuyor. Bu anakartın zaten herhalde en çok göze çarpan kısmı anakartımızın Wi-Fi desteği olması. Çünkü birçok bu içerisinde RTX 3060'ı barındıran bilgisayarların içerisinde Wi-Fi destekli olan bir tane anakart olmayan da genelde bilgisayarda ben kablolu bir deneyim almayı tercih ederken hani bilgisayarı bir yere taşıdığınızda veya kablo çekemeyeceğiniz bir ortam varsa Wi-Fi gerçekten işe yarayabilen bir tane özellik. O yüzden Wi-Fi olması bence bir avantajlı durumda. Sonra anakartın soketinden de bir bahsedecek olursam anakartımızın soketi zaten AMD'nin birçok işlemcisinde kullanmış olduğu AM4 soketi. RAM konusunda da tam üzerine 4 tane RAM slotu bulunuyor. Bu anakartımıza 128 GB'a kadar RAM bağlayabiliyorsunuz ve maksimum 4800 MHz'lik RAM destekliyor ve tabii ki hatta şöyle kutunun üzerindeki ibareyi de göstereyim. Anakartımızın ışıkları da bulunuyor bazı bölümlerinde. Tekrar biraz daha tekneye kayalım. Üzerinde 2 tane de M.2 SSD girişi bulunuyor. Üzerinde 6 tane USB 3.2 ve 2 tane USB 2.0 olmak üzere toplamda 8 tane USB girişimiz bulunuyor. Gerçekten USB girişi konusunda zengin bir anakartımız.
anakart diyebilirim kendisi için. Rich Kaine olarak ise elimizde kasamızdaki birçok parçada olmuş olduğu gibi Asus'un TUF serisinden bir tane parçamız bulunuyor. Bu güç kaynağımızın adı da Asus TUF Gaming. 650 Watt bir tane güç kaynağı. Bu güç kaynağımızın 80 Plus Bronze sertifikası bulunuyor. Yani güç tüketimi konusunda yine bize fena olmayan bir deneyim sunacaktır. Bu arada bu güç kaynağımızın kabloları siyah. Yani aslında birçok uygun fiyatlı güç kaynağının aksine bize renkli renkli böyle biri kırmızı, biri sarı, biri mavi kablolar sunarak kasanın görselliğini bozan bir tane deneyim sunmuyor. Kabloları tamamen siyah. Ama siyah plastik kablolar, yani kumaş kablo falan gelmiyor. Ve sondan bir önceki parçamıza geliyorum. Bu da Crucial markasının P5 isimli bir tane M2 SSD'si. Bu M2 SSD'miz 3. jenerasyon bir tane M2 SSD ve bizlere 3400 MB'a 3000 MB okuma yazma hızı sunuyor. Gerçekten bayağı hızlı bir tane M2 SSD ve bununla beraber 500 GB. Hani oyun bilgisayarı için düşündüğümüzde 500 GB aslında fena olmayan bir değer olsa bile hani bilgisayarın içerisinde birkaç güçlü oyun yüklemeye kalktığınızda çabuk bir şekilde dolabilir bu 500 GB'lık depolama. İlerleyen zamanlarda bir M2 SSD veya normal SSD veya bir hard disk eklemesi yapılabilir bu bilgisayar aslında. Merhaba. Masanın üstünde koyunca neredeyse benim boyuma ulaştı. Burada da bayağı iri bir kasamız bulunuyor. Bir de çekmiş olduğum açıdan da bayağı devasa gözüküyor ama onun dışında gerçekten devasa bir kasa. Asus TUF Gaming GT501 isimli bir tane oyuncu kasası. Aslında bu kasa yıllardır piyasada görüyor olabilirsiniz. Gerçekten popüler kasalardan bir tanesi. Hem görsellik olsun hem üzerindeki temperli cam olsun hem de kasanın ön tarafındaki 3 tane RGB fanı olsun. Güzel bir kasa olduğunu söyleyebilirim ve bayağı kallavi bir boyutta iri bir tane kasa, kendisi fark etmişsinizdir bu önemli detayı da. Genel olarak bilgisayarımızın parçaları ise bu şekildeydi. Ben ama sıkıştım artık şu bilgisayar parçalarının arasına. Dilerseniz bunları bir toplayalım, ortam da açılmış olsun. Ondan sonra da bir oyun testi yaparız ve bilgisayar hakkındaki genel düşüncelerimi söyledikten sonra videoyu bitiririz. Wave.
Selamlar, bilgisayarımızı sizlerin de eşliğinde topladım geldim ve oyun testimizi yapacağımız köşeye koydum. Bu bilgisayarı tam 3 ayrı oyunu test edeceğiz. Bu 3 ayrı oyunda farklı seviyelerde olacak. Bir tanesi daha güçsüz bir oyun olacak, bir tanesi orta seviyeli, bir tanesi üst seviyeli bir oyun olacak. Yani sırasıyla Valorant, GTA 5 ve Cyberpunk 2077'de birazdan bu görmüş olduğunuz canavarı test edeceğiz. Ama bundan önce sizlere bu bilgisayar hakkındaki duygu ve düşüncelerimi mi diyeyim artık? Neyse, görüşlerimi falan bir söylemek istiyorum. Bu biraz da vereceği performanstan çok yapısıyla alakalı düşüncelerim olacak. En başta kasa gerçekten şu görmüş olduğunuz gibi inanılmaz iri bir yapıya sahip. Sanırım toplamış olduğum en iri kasa olabilir kendisi. Tabii bunu dezavantaj yönündense aslında avantaj tarafından baktığımızda toplamış olduğum en rahat bilgisayarlardan bir tanesiydi. Çünkü alanın çok geniş olduğundan dolayı hem kablolama konusunda hem de parçaları içerisine koyarken size bayağı bir kolaylık sağlıyor. Çok rahat bir şekilde elinizi oradan buradan geçirebiliyorsunuz bilgisayarı toplarken. Ve aynı zamanda gitgide yıllar içerisinde ekran kartlarının boyutu büyüdüğünden dolayı siz bu kasanın içerisinde ileride daha yeni nesil bir ekran kartı almış olduğunuz vakitte yine ekran kartları çıktığında ekran kart kasayı sığacak mı sığmayacak mı gibi bir düşünce düşünmek zorunda değilsiniz. Çünkü kasa acayip iri bir kasa olduğundan dolayı rahat bir şekilde sığacağından emin olabilirsiniz. Tabii bir dezavantaj yönünden değerlendirecek olursak alanınız çok darsa kasa alanınıza sığmayabilir çünkü gerçekten bayağı iri bir kasa. Ve şöyle bir şey var, bizim kullanmış olduğumuz ekran kartı hani piyasadaki RTX 3060'lardan veya direkt bu yeni nesil ekran kartlarıyla karşılaştırdığımızda bayağı küçük bir yapıya sahip, çok daha minik bir, minimal bir yapısı var. Ve kasa bayağı iri bir kasa olduğundan dolayı ekran kartı ve anakart böyle kasanın içerisinde biraz küçük duruyor. Hani bu da böyle görsel bir durum diye yani çok problem teşkil edecek bir şey değil. Onun dışında zaten arkadaki RGB ışıkları falan görüyorsunuzdur. Bayağı bildiğiniz uzaktan ben oyuncu bilgisayarımı algısını yaratıyor sizlerde. Neyse, dilerseniz daha çok dış görünüşündense bilgisayarımıza gerçekten performansını gösterecek oldu. Oyun testine geçelim ve bu oyun testimize neyle başlayalım? En güçlü oyunumuzla başlayalım bence. En güçlü oyunumuz olan Cyberpunk 2077 ile testimize başlayalım. Cyberpunk ayarlarımız Cyberpunk'ın önermiş olduğu orta ayarlarda. Şimdiki oyunumuz GTA 5 ve ayarlarım 1-2 tane ayar dışında hepsi en yüksek ayarlarda. Sıradaki oyunumuz ise Valorant. Ayarlarımız gördüğünüz gibi yüksek ayarlarda. Ve evet, test sonuçlarımızı gördünüz. Zaten bu bilgisayarımı açmış olduğum oyunların herhangi bir tanesine kötü bir performans vereceğini düşünmüyordum. Cyberpunk'ta ortalamada 50-60 FPS civarı bir performans verdi. Bizlere ki Cyberpunk'ı zaten hepimiz biliyoruz. Bayağı problemli bir tane oyun ve gerçekten hani ekran kartını yoran oyunlardan bir tanesi. Buna rağmen piyasadaki tüm oyunları rahat bir şekilde yüksek veya orta ayarlarda oynayabileceğiniz bir tane oyuncu bilgisayarı. Neyse, zaten güçsüz ve orta seviyeli oyunlarda çok rahat bir şekilde akabiliyorsunuz. Ayarları fullleyerek İstemiş olduğunuz bu çok oyunculu FPS oyunlarını falan filan rahat bir şekilde oynayabileceğiniz, gerçekten güzel, her işinizi yapabileceğiniz bir tane oyuncu bilgisayarı. Görsel olarak da bayağı güzel durduğunu söyleyebilirim. Böyle bir oyuncu bilgisayarı arayanlarınız varsa, almış olduğunuz vakitte de uzun yıllar sizi rahat bir şekilde götürecek bir bilgisayar arıyorsanız kesinlikle önerebileceğim bilgisayarlardan bir tanesiydi kendisi. Ve ürünü beğendiyseniz tabii ki açıklamalara koymuş olduğum linkten bu bilgisayarımızı satın alabilirsiniz. Kısacası bu videoda da bu şekildeydi. Sizlere bu bilgisayarın parçaların özelliklerini anlattım. Bilgisayarı beraber topladık ve tabii ki bilgisayarın gücünü görmek amacıyla bir FPS testi yaptık. Bu videomuz da yani bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz. Kanala abonelisiniz. Şurada veya şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olup beni destekleyebilirsiniz. O zaman benden bu kadardı. Daha söyleyebileceğim başka bir şey yok sanırım. Bir sonraki bilgisayar videolarına veya bambaşka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Ben kaçıyorum. Bay bay.